Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte aslında dünya gündemini oldukça tedirgin bir şekilde meşgul eden ABD ve İran arasındaki gerginlik bir savaşa evrilir mi? Evrilirse sonuçları ne olur? Hem teknolojik hem de askeri bir kıyaslama yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu içeriğin başında hemen söylemek istiyorum. Savaş kesinlikle iyi bir şey değildir. Özellikle biz normal vatandaşlar için çok ağır sonuçları olabilir. O yüzden bu videoda amacımız bir savaş çığırtkanlığı yapmak değil. Şimdi olayın nereden başladığını hepiniz biliyorsunuz bence arkadaşlar. ABD Irak'ta İran'ın yüksek seviye bir general olan Kasım Süleymani'yi vurdu ve kendisi vefat etti. Bu olayın ardından İran'la ABD'nin arası ciddi anlamda açıldı. Bir de yetmiyormuş gibi İran en son Irak'ta bulunan bir askeri üssüne 6 adet roketle saldırdı. Yani aslında 3. Dünya Savaşı'nın çanları çalıyor. Ama bu çanlar ilk kez çalmıyor. Her neyse arkadaşlar biz kanalımızın dokusu gereği bu iki tane ülke arasındaki gerginliğin siyasal, politik nedenlerine bakmayacağız. En nihayetinde kanalımız bir siyaset kanalı değil. Fakat şimdi karşınıza bir tane harita getirmek istiyorum bu içeriği anlatmadan önce. Bu haritada oldukça net bir şekilde görüyoruz ki ABD yıllar içerisinde kazıya kazıya İran'ın etrafını bayağı bir kuşatmış. Ha şunu da eklemem lazım. Şimdi video boyunca bir sürü rakam duyacaksınız. Bu rakamların hepsi tahmini rakamlar arkadaşlar. Kesin net doğru rakamlar değiller. Gelin ilk olarak bu iki ülkenin elinde ne kadar insan gücü var bir ona bakalım. ABD'nin şu anda aktif olarak 2 milyonu geçkin askeri personeli var. Tabii bu 2 milyonun hepsi savaşmıyor arkadaşlar. Bunların yaklaşık 1 milyonu bir savaş durumu olursa paldır küldür operasyona gidebilecek kuvvetler. İran'ın elinde yaklaşık 875 bin hali hazırda resmi askeri var. Yine bu 875 binin hepsi bir anda paldır küldür savaşa giremiyor. Bu rakamın içinden yaklaşık 500 bin savaş girebilecek asker var. Fakat şimdi gelelim İran kısmının askeri gücüyle ilgili sıkıntılı noktaya. İran'da bu rakamlar net değil. Bir resmi rakamlar var. Bir de İran'ın birlikte çalıştığı resmi rakamları kesin olmayan milis güçleri ve devrim muhafızları adı verilen farklı farklı kuvvetleri var. İşte bunlar da İran ordusuna dahil edildiği zaman bana soracak olursanız şu an tabii ki de örnek veriyorum ama İran'ın elindeki fiziki askeri gücü de bence bir 1,5-2 milyona yaklaşır. Peki bu iki ülke askeri teknolojilerine ve savunmalarına ne kadar para harcıyor? ABD savunmaya yaklaşık 716 milyar dolar harcıyorken İran sadece 6.3 milyar dolar harcıyor. Peki bunların elinde ne kadar uçak var? ABD'nin elinde yaklaşık olarak 13.400 tane uçak var. Buna karşılık İran'ın elinde sadece 509 uçak var. Bu uçakların 2580 tanesi ABD adına savaşabilecekken İran adına savaşabilecek uçak sayısı sadece 165. ABD'nin elinde yaklaşık 5760 tane helikopter bulunurken İran'ın elinde sadece 126 helikopter var. Tabii ki de arkadaşlar bu helikopterler paldır küldür savaşa giremiyorlar hepsi. Mesela ABD'nin elindeki 5760 tane helikopterin sadece 970 tanesi bir operasyona katılabiliyor. İran'ın ise sadece 12 tanesi. Tabi uçak anlamında da tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. ABD'nin de F-35'ler, F bilmem neler, insansız taarruz uçakları, hayalet uçaklar bilmem neler falan filan gibi çok geniş ve çok güçlü bir uçak filosu var. Buna karşılık İran'ın elinde bulunan savaş uçakları işte farklı farklı marka modelleri var ama çoğu Amerika'dan alınma ve bayağı eski uçaklar. Bu İran tarafının namı ele geçirdiği bir askeri mühimmatı kopyalamakta çok güçlü. Yani kağıt üstünde uçaklar eski ve yaşlı fakat İran tarafına gittiğimizde bu uçaklar da içeriden yeni. Şimdi gelelim biraz da tank kısmına. ABD'nin elinde tam 6300 tane son teknolojiyle donatılmış tank var. İran'da ise 1650. Zırhlı araçlarda ise ABD yaklaşık 40 bin, İran ise 2500 adet zırhlı araca sahip. Buna ek olarak ABD'nin elinde 1056 tane roket projektörü varken İran'ın elinde 1900 tane roket projektörü var. Buradan anlıyoruz ki İran coğrafi konumu gereği bu roket meselesine önem vermiş. Gelelim biraz da deniz kısmına bakalım. ABD'nin 415 adet deniz aracına karşılık İran'ın 398 adet deniz aracı bulunmak. Yalnız bu işler uçak gemisi kısmında karışıyor. Çünkü ABD'nin elinde 24 adet uçak gemisi varken İran'ın elinde kocaman bir sıfır var. Fakat ilginçtir ki işler deniz altına geldiği zaman dengeler biraz değişiyor. Mesela İran'ın elinde 34 adet denizaltı varken ABD'nin elinde 68 adet denizaltı var. Fırkateyn kısmında ise ABD'nin 22, İran'ın sadece 6 tane fırkateyni var. Bir de arkadaşlar Muhrip adı verilen bir savaş gemisi var. Bu gemiler hem daha teknolojikler hem de yüksek manevra kabiliyetine sahip hızlı gemiler. Bunlara Muhrip deniyor. Korvet kısmında da ABD'nin 15, İran'ın 3 tane korvet gemisi var. Burada yine ilginç bir rakam var arkadaşlar. Sonuçta İran
İran'ın da denize kıyısı olduğu için elinde bir grup devriye gemisi var ve bu anlamda ABD'ye gol atmış. Yani İran'ın elinde 88 tane devriye gemisi varken ABD'nin elinde sadece 13 tane var. Mayın gemilerinde de dengeler şöyle: 13 ABD gemisine karşılık 3 İran gemisi var. Şimdi gelin biraz da füzeler kısmına bakalım. ABD'nin füze gücü bayağı sağlam, bunu zaten biliyoruz. O yüzden bu videoda biraz İran kısmına bakalım dedim. Şimdi hepimiz biliyoruz, İran'ın nükleer başlıklı füze denemeleri falan filan var ve bunun haricinde kıtalar arası balistik füze yapmaya da çalışıyorlar. Hatta bir kısmını başarmışlar. İran'ın elindeki en güçlü füze Sümer seyir füzesi ve bu füze nükleer başlıklı. Menzili de yaklaşık 2-3 bin kilometre. Onun haricinde zaten şu anda İran'ın elindeki füzeleri ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Birçoğu nükleer başlıklı füzeler. Bu füzelerden nükleer başlıklı olanlar ateşlenirse ve Irak'taki herhangi bir ABD üssü vurulursa işte bunun sonuçlarından bölgedeki tüm devletler nasibine düşeni alır. Umarım aralarındaki gerginlik nükleer füze atışmasına dönüşmez çünkü hepimiz mahvoluruz. Bir de şunu eklemem lazım arkadaşlar. İran'ın Kuzey Kore'den almış olduğu ve yaklaşık 4000 kilometre menzile sahip olan BM-25 isimli füzeleri de envanterinde duruyor. Yani şimdi füzelerin ulaşabileceği hedeflere baktığımız zaman İran oturduğu yerden ABD'nin belirli bölgelerini aslında vurabiliyor. Tabi burada savunmalar, işte karşılık füzeleri, yok imha füzeleri falan filan da devreye giriyor ama şu an kağıt üstünde İran tarafından baktığımız zaman füze rakamları bu şekilde. Peki arkadaşlar, gelelim biraz da bu meselenin sonuçlarına bakalım. Bu iki ülkenin arasında bir savaş çıkarsa her ikisi de teknolojik gelişmeleri, askeri anlamda teknolojik yatırımları önem verdiği için çok ciddi tahribatlar ve bizi de etkileyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Fakat şunu söylemek istiyorum, günümüzde artık savaşlar eskiden olduğu gibi onun roketi bunun füzesi şeklinde olmuyor. Ülkeler bu füzeleri, bu roketleri birbirlerine bence artistik yapmak için çıkarıyorlar. Yani o füzeyi oradan oraya atmak yani bayağı bir çılgınlık. O yüzden bu iki ülke arasındaki gerginliğin ben daha çok teknolojik, diplomatik ve internet alanında ilerleyeceğini düşünüyorum. İran, Orta Doğu'da bulunan en köklü devlet geleneklerinden bir tane. Ve İran halkı kültürel ve sosyopolitik anlamda her ne kadar içlerinde dönem dönem sıkıntı yaşamış olsa bile hem güçlü devlet kökenlerinden ötürü hem de güçlü kültürlerinden ötürü X bir savaş durumunda ABD'nin Irak'ta yaşadığı deneyimin yaklaşık bir 2 milyon katını falan yaşatırdı. Yani İran, Irak değil arkadaşlar. O yüzden bence bu iki ülke işte senin tankın burada, benim füzem burada, al sana füze, al sana nükleer füze, al oradan tank geldi gibi birbirlerine gireceklerini düşünmüyorum. Zaten şu an karşılıklı yumuşama açıklamaları da var. O yüzden bana soracak olursanız fazla tedirgin olmanıza gerek yok. 3. Dünya Savaşı'nın çanları çalıyor, bunu inkar etmiyorum. Ama buradan bir 3. Dünya Savaşı çıkar mı? O kısmına yorum yapmıyorum. Bence çıkmaz. Yani bu siyaset politika işleri karışık arkadaşlar. O yüzden siz de fazla endişelenmeyin diyorum. Ve iki ülkenin askeri güçlerini rakamsal anlamda ortaya koyduğumuz bu videomuzun artık sonuna geliyoruz. Bu arada görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bana katılıyor musunuz? Yani ABD ve İran arasında fiziki bir savaşın çıkacağını düşünmüyorum ben. Onun yerine teknolojik ve diplomatik gerginliklerin devam edeceğine inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum bölümünden bekliyoruz. Videomuzun artık sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey de yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.